Evet Mehmet, Tanzanya, Vietnam, şimdi Küba. Evet. Ne zaman gittin Küba'ya? Küba'ya 2 yıl oldu. Neden gitme sebebin, neden Küba? Genel sorayım bu soruyu. Küba... Türkiye'den çok uzak bir yer yani, evet. 10 saatlik bir yolculuk aşağı yukarı. Evet. Sen Hollanda'dan geçtin. Hollanda'dan gittiğim için 3 saat daha eksik oluyor, daha eksik uçtum. Ama Küba'yı seçmemin sebebi çok otantik bir yer. Bu 60'lı yılları... Görülüyor değil mi? Arabalar evet. Hep 55-60'lı evet. Yılların galiba değil mi? Evet. Ve hepsi hala şu an trafikte. Sanki zaman makinesini bilmişim durmuş gibiydi yani. Orada her şey mükemmeldi yani. Tabii. Arabalardan tabii her yerde görebiliriz. Türkiye'de bile var ama müzede veya koruma altına alınmış. Ama orada öyle bir şey yoktu. Hepsi... Tabii bilindiği gibi Küba'da Mehmet bir devrim gerçekleşti. 1957 evet. Yılında Fidel Castro önderliğindeki ve Che Guevara'nın da arasında bulunduğu bir grup 500 kadar Kübalı idareye el koydu. Evet. Ama tabii bunun en büyük sebep de aslında Küba ordusunun bunlara karşı çıkmamasıydı. Yani bir kardeş kavgası aslında olmadı. Batista kaçtı, Amerika ait olduğu yere kaçtı ve Küba 1957 yılından beri Castro yönetiminde ve şu an kardeş Castro yönetiminde yaklaşık 57 yıldır bir komünist ülke galiba değil mi? Evet. Bu komünistliğini hissettin mi hiç? Yani bir gözüne çarpan bu bir şey oldu mu? Komünistliği yani halk şöyle hissettim. Yani her devlet bütün şeyler... resmi kurumlar falan hep devlete aitti. Ve herkes devletin imkanlarından faydalanabiliyorlardı. Hastaneler olsun, sağlık imkanları. Herkese eşit bir şekilde. Bildiğim kadarıyla Mehmet, bu meydan neresi meydan? Burası devrim, ünlü devrim meydanı. Devrim meydanı. Başkenti Havana'da. Bu şeydeki heykel burada mıydı o şeyin? Gerçek insan başkasının yüzüne patlayan tokadı kendi yüzüne duyan insandır diyen. Evet. Onun meydanı mı? Devrim meydanı değil mi? Evet, bir 1 Mayıs'ların o evet, Fidel Castro'nun 3-4 saat konuşma yaptığı meydan burası. Evet, bu meydan evet. Harika. Sen ne zaman gittin? Hangi mevsimde gittin? Hangi gün? Ben Mayıs ayında gittim. 1 Mayıs orada mıydın? 1 Mayıs'ta orada değildim. Ben Mayıs ayının sonunda gittim. Şimdi orada tabii Prosu ile meşhur orası. Hiç evet. Gördün mü fabrikalara falan geldin evet. mi? Orada Küba bayrağı meşhur. Evet. Proları bilhassa kendim üretim yerlerine gittim. Köylülerin ufak baraka gibi yerlerde. Che Guevara'yı görüyoruz şu an. Tabii Che Guevara için bütün ezilmiş halkların ya da birçok gençlerin şu an aslında simgesi Che Guevara. Fakat evet. aslında bir Mustafa Kemal'le karşılaştırılamayacak ölçüde bence bir küçük bir insan. Mustafa Kemal'le karşılaştığımız zaman söylüyorum. Mustafa Kemal çok daha büyük devrimci. Çünkü konudan konuya geçiyoruz ama evet. onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, onu da bir konuyu da işleyeyim hazır gelmişken. Aha. Mustafa Atatürk'ün atamızın orada anıtı vardı. Fidel Castro emriyle yapılmış. Oraya da bilhassa o gün grup halinde olmama rağmen o gruptan çıkarak sırf oraya gidebilmek için o gün Havana'yı tek başıma gezdim. Orada harika. Hem Türk... Gördün mü o evet, Mustafa Kemal anıtını? Evet gördüm. Caddede adı evet, var galiba. Evet. Süper ya harika. Mustafa Kemal bulvarı vardı. Artı bir de Türk konsolosluğunu da ziyaret ettim. Orada. Nasıl konsolosluk görevleri nasıl karşılaştın? İçeriye girmedim ama... Girmedin. Gördün yani. Bayrağımızın dalgalandığını gördüm. Yani orada görüntüler aldım. Harika, fotoğraflar çektim. Harika. Tabii Mustafa Kemal'in büyüklüğü, önemi, dehası aslında tüm dünyada kabul edilir. Evet. Bizde ne yazık ki bazı insanlarımız, bizim vatandaşımız üstelik de halen bu konuda tereddüt ve başka düşünceler içinde ne yazık ki. Evet. Peki şimdi Küba ve Amerika karşı karşıya ve çok yakın ülkeler. Herhalde 100 kilometre, 130 kilometre var evet. değil mi? Miami sahilleri. Miami sahiline öyle evet çok yakın. Çok enteresan ama yani evet. şimdi Amerika'nın hakikaten burnunun dibinde evet. Komünist bir sistem var. Evet. Hatta bildiğim kadarıyla Castro'ya Guinness Dünya Rekorlar kitabına girecek kadar Amerika suikast gerçekleştirmiş. 300 aşkın. Ve her defasında Castro bu 300 suikastın her defasında atlatıyor. Ve yine bildiğim kadarıyla da ben de yıllar önce gitmiştim. Kaldığı yeri 3 kişiden birisi biliyor. Yani 4. kişi bilmiyor kaldığı yeri. Evet, sürekli doğru. farklı farklı yerlere kalıyor. Beğendin mi Küba'yı? İnsanları, evet, iklimi... Evet kesinlikle. Yani bu yaptığım seyahatlerin içinden en... Yani beğendiğim Küba'ydı. Tabii Tanzanya'da tabii öyle. Küba ve Tanzanya ama sen çok güzel yerlere gitmişsin Mehmet. Evet. Yani her birisi hakikaten insanların böyle
içini kıpır kıpır ettiği seçerek yerlerinden gidiyorum. Gitmeden önce arabaya bindin mi? Evet bindim. Şu an şu an arabayı ben kullanıyorum. Evet. O sen kullanıyorsun evet, hem de. Ben kullanıyorum. Peki ucuz mu bunlar böyle rehberle? Bunu ben orada yani illegal olarak kullandım. Çünkü normalde orada araba kiralamak mümkün. Ama o tabii ki normal araba. Bu arabaları kullanamıyorduk orada ama bunu ben orada bir bindiğim bisiklet taksi kullanan kişiyle şu an bu bisiklet taksiyi bisiklet kullanan taksi, evet, insan gücüyle gidiyor değil evet, mi? Evet. Onun yardımıyla ondan rica ettim. Bu arabalardan kullanmak istiyorum diye. Hmm. O bana o ara sokakta Havana'nın merkezinde bir arka sokağa götürdü. Orada kullandık. Ufak bir şöyle bir kilometre falan kullandım yani. O anı yaşadım. Özleminde giderdin yani. Evet. Tabii Mehmet şimdi Küba dünyadaki benim bildiğim kadarıyla en gelişmiş sağlık sistemine sahip. Evet doğru. Yani Amerika'dan bile daha üstte. Dünyanın. Aynı zamanda da yine en gelişmiş eğitim sistemine sahip. Ve bildiğim kadarıyla bunların tamamı ister kanser ol, ister ne olursa ol ya da ister okumak istiyorsan profesörlüğe kadar ücretsiz devlet garantisi altında ve evet, devlet tamamen sana bu oranı sağlıyor. Ne diyorsun bu konuda? İlginç bir şey yani. Evet böyle bir ilginç. Şey evet dünya yani dünyanın en ünlü kişileri bile yani sağlık yani hastalandıkları zaman çoğu kişi orada tedavi oluyorlarmış. Hmm. Yani dünyanın en iyi sağlık şeyini verdiği doktorları değil doktorları, mi? Evet. Doktorlarıyla ünlüler. Bir numara doktorları. Bir de herhalde şey yani sonuçta tabii kapitalist bir ülke olmadığı için evet, son derece hasta, ucuz galiba evet, değil mi? Doğru. Hasta, her hasta kişi yani giderek eczaneden direkt ilacını alabiliyor. Müşteri değil yani. Gerçekte evet, hasta evet, aslında yani değil mi? Hasta olması gerekiyor. Evet kesinlikle. Müşteri bizde olayı ki, yoktu evet. Bizde ne yazık ki müşteriye doğru bir kayış var. Yani artık insanlar hasta değil müşteri gibi. Parası olmayanlar direkt dükkanlara girerek orada özel dükkanlar vardı. Ekmek, her türlü ilk ihtiyaç olan şeyler, un, şeker gibi şeyler. Hmm. Olduğu yerlerde. Orada girerek direkt alabiliyorlardı. Ücret ödemeden. Bu dediğim meydanda, Özgürlük Meydanı'nda, 1 Mayıs Meydanı'nda Jose Martin'in bir heykeli vardı. Evet, orada. O az önce gördüğümüz dik olan, dikili taş benzeyen oydu. Bu meydan evet buradaki. Burada Jose Martin. Jose Martin 1900 yıllarda Küba'nın bağımsızlığı için savaşmış birisi. Evet. O dönemde tabii İspanyollardan kurtardı. Daha sonra Amerika tekrar el koydu filan evet, adaya. Gelecek. O ünlü sözü ben çok severim Mehmet. Jose Martin'in bir sözü var. Gerçek insan orada evet, heykel hemen evet, gözüküyor arkada. Atla beraber sanıyorum. Evet, şu gördüğünüz anıtta Jose Martin anıtı. Jose Martin anıtı. Evet şu dik olan. Gerçek insan başkasının yüzüne patlayan tokadı kendi yüzüne duyan insandır. Evet. Yani bu fazla bir söze gerek yok yani. Gerçekten evet, bu şey, insanların büyüklüğünü, liderliğini ve önemini gösteriyor. Bizim Mustafa Kemal Atatürk gibi, Jose Marti de onların ya da Simon Bolivar gibi onların ulusal kahramanları. Mehmet Küba'dan sonra ne yaptın? Birleşik Arap Emirlikleri var, Avrupa var, Küba'dan Amerika var. Yani o kadar çok şöyle sıralayayım. İlk başta Avrupa. Küba ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Küba ile ilgili bir deniz var, rom var, pro var. Evet, rom var. Romları meşhur, proları meşhur. Şeker kavuş. Şeker pancarları. Şeker kavuşu. Evet, kavuşu. Pancar bizde var. Karıştırdım. Kavuş evet, orada var. Kavuş hatta değil mi sıkıyorlar. Evet, hatta kendi elimle de sıkarak suyunu içtim. Orada da. Evet, Che Guevara. Hey, Che hey demekmiş Mehmet. Evet. Hey, çünkü o sık hey dermiş. Evet. Che Guevara ile ilgili gerçekten enteresan bilgiler var ama onları ben hadi burada program uygun değil söylemeyeyim ama Mustafa Kemal'in büyüklüğünü bir kez daha belirtmeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Mehmetciğim, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Müslüman bir ülke. Evet. Ne yaptın orada? Müslüman ülke. Oraya gitmemin en büyük nedeni dünyanın en yüksek binasının Burç Halife orada. Hmm, kaç o yüzden katlı, gitti. Kaç metre? Yanlış hatırlamıyoruz. 900 kusur. 900 metre? Evet. İnanılmaz uzaya çıkar gibisin. En tepesine çıktım. Çıktın mı? Evet. İki kere çıktım. İki kere çıktım. Serbest paraşütle. Evet. İki kere çıktım. Bir normal olarak ve sivil olarak. İkincisinde de Deniz Spor'un formasıyla atkısını. Vay. Fotoğrafın yok ama ne yazık ki orada. Var. O da var. Sen ama bu arada atlama derken uçakla atlayışın var galiba evet, senin değil mi? Evet. Hollanda'da bir deneyimim oldu. Hmm. Tandem atlayışı. 3000 metreden. Paraşütle. Yani bir tandem dediğimiz bir pilotla beraber evet, iki kişi atlıyorsunuz. Pilotla birlikte atlıyoruz. Evet. Çok güzel bir duyguydu. Yamaç paraşütü yaptın. Uçmak başlı başına çok güzel bir duygu. Yamaç paraşütünü nerede yaptın? Onu da Fethiye'de yapmıştım. Ölüdeniz'de yaptın. Evet. Mehmet biliyorsun Pamukkale'de bizim burada
gerçi izleyiciniz biliyor ama ben bir kez daha söyleyeyim. Hatta seni de davet ediyorum. Bir pazar günü, bu pazar olabilir. Pamukkale'de o muhteşem olağanüstü Pamukkale'yi havadan 1000 metreden, 500 metreden, 1500 metreden bir izleyelim. Evet, onu kesinlikle yapacağım onu. O zaman burada seyircilerimiz de şimdiden söylemiş olalım. Gelmek isteyenler pazar günü arayabilir. Tandem uçmak istiyorlarsa. Evet. Mehmet, peki bundan sonraki programın nedir abicim? Yani senin ne yapmayı planlıyorsun? Şöyle diyelim, şu an dünyanın gitmediğim bölgelerinden bir Güney Amerika kaldı. Küba'ya gitmiştim ama o Orta Amerika'yı geçiyor ama işte Arjantin, Peru. Arjantin. Evet, Arjantin'e gidersem en güneyine inerek Antarktika sınırına doğru orada bulunabilme imkanım da var. Bundan sonraki program Arjantin'in gözüktüğü, belli oldu diyorsun. Tam kesin değil ama Peru da olabilir. Yani ama Güney Amerika olacağı kesin. Çünkü Peru, Maya, Aztek uygarlıkları. Evet, çünkü sadece orası kaldı. Çünkü ben de ilk başta bütün kıtaları dolaştırıyorsun yani. İlk başta bir dünyanın bir özetini geçmek istiyorum. Yani her kıtadan en az minimum bir ülkeyi seyahat etmek istiyorum. Peki ama Mehmet, şimdi sen dünyaya gelsin ama Türkiye'ye gelsin mi? Biliyor musun Türkiye'yi? Türkiye'yi gezme fırsatı olmadı da onu pek, ya sadece sahil yerlerini Mehmet, ama Türkiye'yi kesinlikle ama gezmek bizim, istiyorum. Bana, benim sana tavsiyem, ben de biraz gezgin sayılır Mehmetciğim. Ülkemizi gezmemiz gerekiyor. Evet, onu kesinlikle. Çünkü bizim ülkemizdeki uygarlık, bizim ülkemizdeki birikim, bizim ülkemizdeki tarih, hiç abartmıyorum, dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Ve belki okumuş, belki görmüşsündür. Şu an dünya tarihi silindi, tekrar yazılıyor. Nerede? Urfa Göbekli Tepe'de. Evet. 12 bin yıllık, 12 bin yıl önce insanın yaptığı bir tapınaktan bahsediyoruz. İnanılmaz bir uygarlık. Muhteşem bir şey. Haklısınız. Ve bizler bunun farkında değiliz. Onun için ülkemiz hakikaten işte Nemrut Dağı'yla, Hasan Keyfi'yle, Mardin'iyle. Mardin kesinlikle. Diyarbakır'ıyla, Ege'si, Doğu'su, Kapadokya'sı, Karadeniz'i inanılmaz güzel. Evet. Yani ben tavsiye ederim sana ki. Evet, kesinlikle onu yapacağım. İşte şu an ilk etapta uzak yerleri tercih ediyorum. Uzaktan yakına mı geleceğim diyorsun Mehmet? Çünkü Türkiye, yani sonuçta kendi memleketim. Her zaman gezebilme, görebilme imkanım olacağı için. Yok, bence önce özür dilerim söylüyorum Mehmetciğim. Önce kendi ülkemizi gezelim. Çünkü o birikimi bizim bilmemiz gerekiyor ki insana da anlatalım. Evet. Dünya tarihi burada yazılıyor gerçekten. Anadolu'da yazılıyor. Mehmetciğim, bekarsın galiba. Evet, bekarım. Düşünüyor musun evlenmeyi? Evet, düşünüyorum. O zaman bu programda bir duyuru yapalım mı Mehmet? Yapabilirsiniz. Öyle. Evet sevgili izleyiciler, Mehmet Han bekar. Bana göre cazip bir aday. Çünkü hem işte yurt dışında çalışıyor, belli bir gelir düzenine sahip. Hem benim gördüğüm çok efendi, çok nitelikli bir insan. Çalışkan bir insan, dürüst bir insan. Senin bir özelliğin daha var. Memleketini Tavas'ı bir hizmetin var galiba. Anlatır mısın onu biraz? 2000 yılından beri Tavas.net adlı internet portalını kurucusuyum hem editörüyüm. İşte orada günlük haberleri Tavas'la ilgili. Evet, Tavas'la ilgili. Bunu zaman bulup yapıyorsun yani. Evet. Ben sadece editörlüğünü yapıyorum. Tavas'tan haberlerimi bana iletiyorlar. Ben de onlara yayını veriyorum. Mehmetciğim süpersin ya. Ben izin verirsen Küba ile ilgili bir fıkra anlatmak isterim Mehmetciğim. Bu çok hoşuma gitmişti benim. Benim sevgili arkadaşım var, Doktor Metin Sürmeli. Biz sabaha karşı Belçika'dayız. Mart ayında Belçika'yı 5.30-6'da bir fıkra anlatmıştı bana Metin. Ben izin ve sonra izleyicimize anlatmak istiyorum. Tabii. Bildiği gibi Küba ile Amerika arasında bir gerginlik var. Amerika Küba'ya ambargo uyguluyor. Hatta ABD vatandaşları, Amerika vatandaşları Küba'ya giremiyor. Bunlar Meksika üzerinden pasaportlarına bizim Kıbrıs'a gittiğimiz gibi damga vurmadan bir kağıtla giriş çıkış yapıyorlar. Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra da bir Clinton zamanında diyelim, tabii olmuş bir olay değil, fıkra adı üzerinde bu. Clinton Küba'ya gitmeye karar vermiş. Tabii bu Küba için kurtuluş demek. Çünkü geçimini işte rom var, pro var ve turizm aslında. Yani. Asıl kaynaklı turizm ama ambargodan dolayı halk yoksulluk çekiyor. Tabii Clinton'ın Küba'ya gelmesi önemli bir olay. Bunun için Küba yetkilileri bir dizi etkinlik yapıyorlar. Evet. Konu Clinton Küba'da. Clinton Küba'da tiyatro yarışması, Clinton Küba'da kompozisyon yarışması, Clinton Küba'da tarihsel oyun, Clinton Küba'da tiyatro oyunu. Konu bu. Clinton Küba'da resim.
Resim yarışmasına bizim Temel de girmiş resim yarışmasına. İşte seçici kurul var. Temel yaptığı resmi göstermiş. Anlat bakalım Temel. Nedir bu resim? Bu bina neresi? Bu bina Beyaz Saray. Güzel. Bu oda Clinton'ın yatak odası. Bu hanımefendi kim? Hillary Clinton. Üstündeki zenci kim? Sevgilisi. Yama Temel demiş yani. Clinton nerede? Abi demiş Clinton Küba'da. Sevgili izleyiciler hoşça kalın.